Sahide Yetişte Yeniden Başlasak programında bu kez bir babanın yardım çağrısı yanıt buldu. Yurttan kaçıp kaybolan 16 yaşındaki çocuk polisin yaptığı baskın sonucu uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarıldı. Baba oğlun duygu dolu kavuşması ekranları başındaki izleyicileri mutluluk gözyaşlarıyla izledi. Olur yavrumu kurtar. Belki de bunu izliyorlar, yok edecekler yavrumu, ne olur kurtarın. Kaybolan çocuklarının bulunması için Zahide Yetiş'in programına çıktılar. Gözyaşı döküp yardım istediler. Arkadaş kurban oldu Zahide Hanım, ne olur kurtarın. Sonunda 16 yaşındaki oğullarına kavuştular. Kokladım ben onu, kokladım aslan şahilim. Konya'da yaşayan 41 yaşındaki Fatih Yanık'ın ilk evliliğinden bir oğlu vardı. İddiaya göre arkadaş çevresinden uzaklaştırmak için çocuklarını yurda verdiler. Ancak her şey daha kötü oldu. Anne dedi, ben hiç iyi durumda değilim. Ben dedi yurttan kaçtım. Benim başımda çok kötü olaylar var. Telefon kapandıktan sonra bir daha 16 yaşındaki Şahin'e ulaşamadılar. Baba Yanık'sa Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak programına başvurdu. Oğlunun bulunmasını istedi. Ne olur kurban olayım, bir yardımcı olun yavrum abi. Ya bir polis yok mu, gelsin bir gidelim. Telefonu açık bir gidelim abi, görüşelim ne olur. Yavrumu peşinde gidiyor valla, ne olur Allah. Şahin televizyonda gördüğü babasına mesaj attı. Ben İstanbul'dayım diyor. Ben torbacıların yanına düştüm babam diyor. Bunu yazarken onlar uyuyorlarmış. O yüzden bunları yazabiliyor, onu söylüyor. Programa gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. Belirlenen adrese baskın düzenlendi ve 16 yaşındaki genç kurtarıldı. Baba oğul günler sonra kavuştu. Kokunu özlemişim Şahin'im. Aslan oğlum. Çok kötü insanların eline düştüm. Çok dövdüler beni. Bana zorla madde satırmaya çalıştılar. Eğer satmazsan seni öldürürüz dediler. Beni tehdit ettiler. Aslan oğlum aldık gayrı, şükürler olsun. Hadi.